Umun klasik cerrahiyle, gerçi artık orada da endoskopik cerrahi uygulansa dahi ve robotik cerrahiyle tedavi fark edilmesi arasındaki fark nedir? Avantajı nedir? Miyom ve polip için sordum özellikle. Şöyle, esasında endometriyal polipler rahmin içerisinde yer alır ve robotik cerrahiyle değil, onu daha çok histeroskopiyle hallediyoruz. Özellikle miyom cerrahisi tabii ki robotik cerrahiye çok uygun. Şimdi normalde açık cerrahide sezeryan gibi bir kesiyle çoğunlukla bu operasyonları gerçekleştiriyoruz. Robotik cerrahi de dendiğinde aslında şöyle düşünmek lazım. Bu operasyon öncelikle kapalı bir cerrahi. Yani normal bir açık sezeryen kesisi gibi değil. Karın üzerine yapılan işte 1 santimden küçük 3-4 tane kesiyle aynı operasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Yani kapalı bir cerrahi. Miyomda avantajı ne robotik cerrahinin? Açık cerrahide elimizde biliyorsunuz miyomu aldıktan sonra rahim içerisinde bir boşluk kalıyor, doku boşluğu. Robotik cerrahide sanki açık cerrahide dikiş atarmış gibi o boşluğu çok rahatlıkla dikerek o boşluğu kapatıp rahmin daha iyi iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Ve laparoskopide örneğin kapalı cerrahide dikiş atmak hakikaten kolay değil ve belli bir zaman istiyor. Robotik cerrahide açık cerrahiden de direkt olarak geçen hekimlerimiz var. Yani hiç laparoskopi yapmadan, kapalı cerrahi yapmadan doğrudan açık cerrahiden robotik cerrahi geçip rahat sanki açık ameliyat yapar gibi yapan hekimlerimiz var. Bu açıdan miyom ameliyatlarında çok çok avantajlı. Aynı zamanda miyomların yerleşim yerleri bazen riskli olabiliyor. Yani rahmin kritik noktalarında oluyor. Mesela rahmin damarlarına yakın oluyor veya miyom büyük oluyor. Daha hassas bir yaklaşma, diğer ciddi komplikasyona yol açabilecek dokulardan uzakta çalışmamız gerekebiliyor. Robotik cerrahiyle çok daha milimetrik milimetrik o dokuları ayırarak işimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu açıdan çok daha ince ve etkin bir cerrahi sağlıyor. Peki özellikle anne olmak isteyen hanımlar için sonuçta rahmin dışında ya da içinde miyom olabiliyor dedik az önce. Yerleşim konumu da önemli. Anne olmak isteyenler için ve orada işte yumurtalıklar var, komşu organlar var. Robotik cerrahinin o dokuları zedelememesi açısından bir avantajı var mı? Var. Onda esas konu şöyle aslında. Miyomun yerleşim yeri bu idrar kanalları, üreter denilen böbrekten mesaneye idrar taşıyan kanallar var. Bu biliyorsunuz rahmin çok yakınında. Hemen rahmin ön tarafında bu tabii bu şeyde yok ama rahmin ön tarafında idrar kesesi var, mesane var. Hemen rahmin arka tarafında bağırsak var, kalın bağırsak var. Bunlara zedelenmeye neden olmayacak şekilde yaklaşmak lazım. Robotik cerrahi daha hassas bir şekilde bu organları korumamızı sağlayabilir. Daha özellikle yapışıklığı olan hastalarda daha önce bir ameliyat geçirmiş olduğunu düşünelim. Örneğin bağırsak gelmiş, rahmin üzerine yapışmış. İşte bu tüpler yapışmış olabilir rahmin üzerine buradan. Rahme yapışmış olabilir. Daha önce geçirmiş sezeryana bağlı ön tarafta mesanemiz var. O rahmin ön yüzüne yapışmış olabilir. Robotik cerrahiyle bunları daha rahatlıkla ayırabiliyoruz. Dolayısıyla daha kansız ve hassas olarak bu işi gerçekleştirebiliyoruz. Avantajları bunlar. İyileşme süresi de Süresi de kısa. Etkiliyor. Yani hastanın kendini toparlaması. Özellikle anne olmak isteyen kadınlarda bu miyomların rahim içerisine, rahim duvarına baskı yapması bu gebe kalma ihtimalini azaltıyor olabilir veya düşüklere sebep oluyor olabilir. Bu durumlarda rahmin iyi onarılması, rahmin içine yakın bölgelerden miyom aldığınızda iyi onarılması önemli, iyi dikilmesi. Bu açılardan da daha etkili oluyor robotik cerrahiyle yaptığımız operasyon. Peki hocam, şimdi miyom ve polipler genelleme yaparsak her 2-3 kadında bir rastlanıyor dedik. Doğru. Ama mesela çikolata kisti olan hanıma da çok rastlıyoruz. Ve bu da yine gebelik önünde de engel. O nedenle tedavi edilmesi özellikle lazım. Çikolata kisti olan hanımlar bunu ne zaman önemsemeliler? İki branşınızdan da gideceğim için. Ve çikolata kisti robotik cerrahi ile alınırsa avantajı nedir ve bu ameliyatı nasıl yapıyorsunuz? İyileşme süresi nedir? Aslında şöyle, çikolata kisti endometriozis hastalığının bir bulgusudur. Endometriozis nedir? Çok duyuluyor ancak hani ne olduğunu basitçe aktarmaya çalışayım. Şimdi her ay şu bölgeden rahimin iç kısmını döşeyen, rahim duvarının iç kısmını döşeyen bir doku var. Endometrium tabakası bu. Bu endometrium tabakası, bu doku eğer rahmin dışında bir noktada olursa, vücutta herhangi bir yerde, bu hastalığa endometriozis deniliyor.
En sık olarak da yumurtalıkta meydana geliyor bu. E tabii yumurtalığın içerisinde bak her ay bu hormona duyarlı olarak her ay adet kanaması olur gibi buradan kanamaya yol açıyor. Hmm. Bu kanamaya yol açtıkça içerisi kan doluyor o dokunun ve böyle bir kist oluşturuyor. Hocam o çok adet öncesi yumurtlama dönemi sancıları buna bağlı mıdır? Bu şöyle tam olarak buna bağlı değildir. Ancak adet dönemine yakın özellikle adete bir hafta 10 gün kala başlayan sancılar tamam yumurtlamada değil ama adete dediğim gibi bir hafta kala başlayan sancılar bu hastalığın bir bulgusu olabilir. Çünkü bu doku yavaş yavaş yangı oluşuyor bu dokuda. Kanamaya yavaş yavaş hazırlanıyor. O durumda bu sancıya yol açabilir. Yumurtalığın içerisinde her ay kanayarak içerisi kan birikiyor. Ama sonrasında ne oluyor? Bu kan zamanla farklı bir ürüne dönüşerek kahverengini alıyor. Dolayısıyla o yüzden çikolata çok rengini jel çok kıvamında olur herhalde. Jel kıvamında daha koyu, normal sıvıdan daha koyu bir kıvam. O yüzden çikolata kisti ismi veriliyor buna. Erimiş çikolata manzarası oluyor. Sizin bahsettiğiniz bu cerrahinin nasıl bir avantajı olabilir? Şimdi geleneksel olarak bu operasyonlar tabii eskiden açık ama artık çoğunlukla laparoskopik, yine kapalı cerrahi olarak çoğu gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahide bunun avantajı ne olabilir? Bu kisti yine alabilirsiniz, o ayrıdır. Ama endometriozis hastalığı çok ciddi karında yapışıklığa neden olabilen bir hastalıktır. Evet. Dolayısıyla bu yapışıklıkların hassas olarak açılması, çevre dokulardan, bu korumak istediğimiz dokulardan, o almak istediğimiz dokunun ayrılmasında bize esas avantaj sağlıyor. Şu kisti almak laparoskopik olarak da gerçekleştirilebilir. Onda bir sıkıntı yok. Tamam. Robotik cerrahi ama buradan idrar kanalı geçiyor mesela. Bunu ayırmanıza çok faydalı olabiliyor. Dolayısıyla endometriozis hastalığı olarak genelleyebiliriz. Yani robotik cerrahinin esas faydalı olacağı alan olarak. Evet.